Mamak'ta gözaltına alınan Emre isminde kişi, Emre ile Tuna, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence gördükleri ortaya çıkmış. Sadece arkadaşını eşlik ettiğini ve gözaltına alındığını, polise direnmediğini ya da karşı koymadığını belirten Tuna ise karakolda şiddet sırasında başına gelenlere dair kelepçeleri birleştirip kırbaç gibi vuruyorlardı diyor. Kelepçeleri, 3-5 polis kelepçeleri birleştirmiş, zincir gibi. Kırbaç gibi vuruyorlardı. Arada da su döküyorlardı. Kemer, yumruk her şeyle vurdular. Sırtın paramparça oldu. Hakaretleri, küfürleri eksik olmadı. Koridordan geçen içeriye girip dövüp geri gidiyordu. Oradan geçen her polis içeriye giriyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Yorulunca o gidiyor, öbürleri geliyor. Koridor, şiddet uygulayan 20'nin üzerinde polisi biz gördük demiş. Bu insanlık dışı muamele hakkında ne söylemek istersiniz? Tabii şimdi olay gerçek mi değil mi ondan bilemem. Ama böyle olayların olduğunu biz biliyoruz. Bu olay için bir şey demiyorum, bilmiyorum. Ama bizim arkadaşlarımıza da Adana Emniyeti'nde işkence yapmadılar mı? İşkence var. Bir ara işkence bitmişti gerçekten Türkiye'de. Tekrar başladı. Bir, birkaç yıldır tekrar başladı. Yani adam ne yapmışsa yapmış kim ben bu haberi okumuştum biraz uzun haliyle. Öyle bir suçu da yok. İsterse suçu olsun. Polisin böyle dövme hakkı var mı? Sen yakalamışsın zaten adam emniyetin içinde. Çıkar savcıya, savcıdan da mahkemeye, mahkeme tutuklarsa tutuklar. Sen polisliğini yap ya. Sen polis misin, zebani misin? Böyle insanlara zulmediliyor. Yani hatırlayın sadece duvarların arkasında değil. Bize 20 Mart'ta herkesin gözü önünde işkence yapmadılar mı? Tutuyor, yakalıyor. Hiçbir şey yapmayan bir insan. Sadece basın açıklaması yapmak istemişiz. Hepsi bu. Tutuyor, vuruyor, 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 vuruyor. Copla. Duvar arkasında yapılan, gizli yapılan işkenceyi herkesin gözü önünde, kameralar önünde yapmadılar mı? Kaç kişinin kolu kırıldı, kaç kişinin ayağı kırıldı, birkaç kişinin beli kırıldı, birkaç kişinin kafası kırıldı. Benim oğlum da beyin kanaması geçirdi. Kafasından copla vurmuşlar çocuğun. O zaman daha yaşı 14-15 yani. Yani bunları halkın önünde, kameraların önünde yapanlar, kapalı kapılar arkasında daha kim bilir neler yapıyorlar. Ben ne zamandır söylüyorum yani. Polis devleti olmuşuz. Polis devleti olmuşuz artık. Polis o kadar zulmetti. 900 arkadaşımız, ben de dahil, savcılığa başvurduk. Bu zulümden dolayı 2000 kişiye zulmettiler çünkü. 900'ü gitti şikayetçi oldu. Ve hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. Bakın bir buçuk yıl olmuş. Hiçbir şey yapmadı savcılık. Emniyete yazı yazıyor. İşte bazı sorular soruyor. Bunların cevabını gönderin diyor. Emniyet savcıyı adam yerine bile koymuyor. Cevap bile vermiyor. Bir buçuk yıldır. Polis devlet işte bu. Savcı soruyor. Emniyet cevap vermiyor. Sen kimsin diyor adeta yani. Bu hale gelmişiz yani. Polis yapacağını yapıyor, sonra savcıya götürüyor diyor sen bunu bir imzala. Senden izin almış gibi, sen emir vermiş gibi olsun. Halbuki savcının haberi bile yok. Polis yapacağını yapıyor, sonra savcıya götürüyor, imzalattırıyor. Savcının talimatıyla sanki o operasyonu yapmış gibi. Halbuki savcının haberi bile yok. İşte bu nedir? Bu polis devletidir işte. Yani böyle işkenceler ile anılan bir ülkeye döndü Türkiye. Hasreten şu 6-7 yıldır, 15 Temmuz'dan sonra iyice polis devletine döndük yani. 475 bin polis. Bu millet fakir. Bu milletin bu kadar parası yok. Millet perişan. Bu kadar polis beslemenin ne alemi var? Bizim paralarımız neden bu kadar polise maaş olarak veriyorsunuz? Türkiye'deki polis sayısı Avrupa'dakinin iki katı. Avrupa'da 100 bin kişiye düşen polis 300, bizde 560-570 civarında. iki katı. Bu kadar polis ne iş yapıyor yani? Hepsine dünyanın maaşı veriliyor. Polis sayısı derhal azaltılması lazım. Bu kadar polis olursa, polis devlet olmaktan kurtulamazsınız yani. En küçük bir basın açıklamasına 100 tane polis gönderiyorlar ya. İş yok, güç yok. Orada zaten boş boş oturuyorlar. O zaman hadi gidin diyorlar. En küçük bir şeyde 100 tane polis geliyor. Bu ne ya? Polisin çok olduğu bir yerde işkence olaylar bitmez kardeşim. Kontrol edemezsin sen bütün polisleri.